Sevgili Business Channel Türk izleyicileri, Emine Karakurt'la Realty programına hoş geldiniz. Yine kişisel gelişim konusunda uzman kişileri davet etmeye devam ediyorum. Hatta onları biraz terletiyorum. Bizim için küçük veriler vermesini sağlıyorum. Bugün yine zihinsel dönüşüm eğitmeni bir konuğum olacak. Nihan Kemankaş, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi... Zihinsel dönüşüm ne demek? Bazı izleyicilerimiz mutlaka bilmiyorlar. Yani bu alana girmeyenler bilmiyorlar. Çok kısaca aktarabilirseniz. Tabii ki. Zihinsel dönüşüm ne demek? Şöyle çok kısaca şöyle bahsedeyim. Beynimiz bizim aslında bir bilgisayar gibi çalışıyor ve programlanabiliyor. Nasıl programlanıyor? Biz daha anne rahmine düştüğümüz andan itibaren, yani özellikle kulak gibi uzuvlarımız gelişmeye başladığı anda, annemizin karnında dahi dışarıda annemizin, babamızın söylediği şeyleri duyabiliyoruz ve bilinçaltımız bunları kodlamaya devam ediyor. Kayıt cihazı gibi. Aynen öyle. Dolayısıyla daha sonrasında doğuyoruz. Toplum, annemiz, babamız, öğretmenlerimiz, dinler, coğrafyamız, örf adetlerimiz, her şey bizi programlamaya devam ediyor. Aynı zamanda da kendi içsel deneyimlerimizle de kendimizi programlıyoruz. Yani bir konuda başarısı olduysak, reddedildiysek, terk edildiysek, bununla ilgili içten kendimizi programlıyoruz. Ve bilinçaltımızdaki bilgilerin %98'i bize ait değil. Şimdi bir bakıyorsunuz ki bir saatten sonra bir sıkıntı yaşıyorsunuz ilişkilerinizde, parayla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili olarak. Ve işin içinden çıkamıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kişi arayış ortamına gidiyor ve bunu çözümlemek istiyor. Bunun en kolay çözümlenebileceği yöntem kişinin bu anılarına ulaşıp orada negatif bir etki yaratan anıyı silip değiştirip oraya daha güzel, ona iyi gelecek, onu motive edecek, daha büyütebilecek bir program yerleştirmek. Yani aynen bilgisayarda gibi işe yaramayan programı siliyoruz, yeni bir program yüklüyoruz kişiye uygun olarak. Ve böylelikle kişiler o olaylarda çoğunu hatırlamıyorlar bile ki biz buna kör nokta diyoruz. Orada olduğunu bile bilmiyoruz. Ve aslında başka annemizin, babamızın, toplumun bize biçtiği rolleri oynamaya çalışıyoruz. Evet. Ve kendi varlığımızı ortaya koyamıyoruz. Kendi amacımızı gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla farkında olup bu kişisel verileri, bize ait olmayan bu verileri temizleyerek orada yaşadığımız olaylardaki duyguları, hani negatif duyguları oradan temizleyerek olaylarla ilgili olarak insanlar çok ciddi açılımlar yaşamaya başlıyor. Yaşamla tekrar bağlantıya geçebiliyorlar. Zihinsel dönüşüm dediğimiz şey tam olarak bu. Kişinin ihtiyacına göre onun hayat yolunda ilerleyebilmesini sağlayan ve tekrar hayatta bağlanmasını sağlayan her türlü duygu ve düşünce değişikliği aslında. Peki şimdi ben bazen bilinçaltı değiştiren insanlara komik bir tabir olacak, hacker gibi düşünüyorum. Yani hackerlar nedir? Bir sisteme girer, sistemdeki hataları veya sıkıntıları görür. Şimdi bazı insanlar da bilinçaltının kurcalanmasından pek hoşnut olmazlar. En çok da izleyicilerim eminim bunu merak ediyorlardır. Şimdi bilinçaltına girildiği zaman tabii insanın böyle garip anıları da olabiliyor. Örneğin işte belki düşündüğü işte Freud'un dediği gibi sapkın düşünceleri de olabiliyor. Her insanda az veya çok vardır bu çocukluktan gelen. Peki size geldikleri zaman bundan korkuyorlar mı? Her şeyi öğrenecek misiniz yoksa diye? Şimdi şöyle çok güzel bir konuya parmak bastınız. Evet, hacker dediniz. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Şimdi biz insanlarla birebir çalıştığımız zaman muhakkak ki onların arzu ettiği alanlar üzerinde çalışıyoruz. Ve hiç kimseyi zorla bir şey yapmıyoruz. Çünkü öncelikle kişinin kendi isteği ve buradaki dönüşümü çok önemli. Yani bir yolda eğer bir kişi durduysa, ilerleyemiyorsa o kişinin bakış açılarında, limitlerinde bir şey var. Ona set çeken bir blokaj var. Şimdi bu değişmediği müddetçe ne yapsa onu atlatamıyor. Atlatsa bile çok çaba gösterip başka bir yerde daha büyük düşüyor. Daha büyük düşüyor ve zaten dizayn da bu şekilde. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Arayış ortamına giriyoruz. Bu baskıları yaşamamız lazım. Temizlememiz lazım. Hacker konusuna katılıyorum. Çünkü dışarıda politikacılar,
dinle ilgili gerçek bilgilere sahip olmayan birçok kişi bizi aslında bir hacker gibi kodluyor. Hı hı. Çünkü ne dedik? Bilgisayar programı gibiyiz. Dışarıdan duyduğumuz her türlü görüntü, ses bizde evet. bir kayıt oluşturuyor. Evet, ve bir saatten sonra senin fikrin olmasa bile o senin fikrinmiş gibi anlamaya başlıyorsun, yaşamaya evet. başlıyorsun. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla negatif anlamda olabilecek programlamalar, evet, hack etmek gibi bir şey olabilir. Ama biz tamamen kişinin ihtiyacına göre ve onun büyümesine, hani kişisel olarak, zihinsel olarak, ruhani olarak büyümesine hizmette bulunuyoruz. Ve bu amaçla kullanıyoruz. Ve onların istemediği hiçbir alanda çalışma yapmıyoruz. Ama ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyeyim. Sorumluluk alan bir insanım. Çalıştığım insanlara sadece istediklerini vermekten öte. Çünkü bazen karşımıza evet. gelen insan sadece hani bu siyah bardakla ilgili çalışmak istiyorum diyor. Ben o kişinin o işin uzmanı olarak arka planda başka şeyler görüyorsam onları o kişiye göstermekten geri durmuyorum. Ama alabilecek kadarını tabii ki. Bilinçaltı kapısından girdikten sonra aslında aynen sorumlu öyle. Bölgeler çünkü, kendini ele veriyor. Kesinlikle, çünkü hani dışarıdan bardak görünüyor ama arka planda koltuk, başka bir şey. Evet. Şimdi ben bunu görüp de o kişiye bunu söylemezsem hı-hı. ben işimin hakkını gerçek anlamda yapıyor olmam. Ve o kişiye hizmet etmemiş olurum. Anlatıyoruz, gösteriyoruz. Çok güzel açılımlar oluyor ya. Çok İnsanlar yüzlerinde gülerek çıkmaları her şeyi gösteriyor zaten. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Sizin de böyle oluyor mu? Yani ben yaptığım enerji çalışmalarında aslında birinin atıyorum örnek veriyorum değersizliğine çalıştığınız zaman o bilinçaltına girdiğinizde o bilinçaltı size de dürtüyor mu? Yani diyor mu sende de var bir birim, istersen onu da görelim. Tabii o çok güzel bir şey, çok güzel söylüyorsunuz. Şimdi ben son zamanlarda özellikle bireysel çalışmaları bayağı azalttım. Aha. Ben grup çalışmaları yapıyorum çünkü bir insan size geldiğiniz zaman işte ben bu konu hakkında çalışmak istiyorum hı hı. diyor değersizlikle evet. ilgili. Fakat grup çalışması yaptığınız zaman bir insanla değersizlik hakkında çalışırken grup çalışması yaptığınız zaman o insan annesiyle babası hakkındaki filtreleri, hayata yüklediği anlamlar, yetersizlik duyguları, değersizlik birçok konuyu çalıştırabildiği için evet. Yani bir konuyu çekip çıkarmak yerine birçok konuyu beraberinde çalıştırabiliyor ve muazzam bir açılış evet. oluyor onlar için. Dolayısıyla ben hani bu konuda çok üstüne düşüyorum insanlarla grup çalışmaları yapmak üzere. Ve onlar karşıma geldiği zaman birisiyle çalışırken bazen kendimi çalışıyor gibi hissediyorum tabii evet. ki. Çünkü çok farkındayım. Benim dönüşüm alanım da boşanmayla ilgili, yani kişisel ikili ilişkilerle ilgiliydi. Ve çok ağır bir depresyon sürecinden maalesef kendi kendime böyle tırnaklarımla çıkmak zorunda kaldım. O zaman böyle insanlar da yoktu çevremizde evet. Bize evet. yardımcı olacaklar. Psikologlar vardı. Birkaç psikolog bize gelmesen Nihan'cığım bir sene çalışamayız dediler. Yani onlar bile kabul etmediler. Çünkü hemen çıkmam gerekiyordu. Çocuklarım var vesaire. O zaman da hani hep bunu hissetmiştim. Karşınıza çıkan insanlar bu alanda çalışmaya başladıktan sonra hep boşanma ile ilgili insanlar gelmeye başladı. Bir dönem parayla ilgili sorunlarım oldu. Hep parayla ilgili sorunları olan insanlar geldi. Yani level atlatıyorlar sanki onlar da. Aynen. Evet. O yüzden çok seviyorum. Çünkü ben her eğitime girdiğim zaman burada bana da ne var diye ne bakıyorum. Ne çıkar? Ben de öyle. Birçok eğitimler aldım. Birçok insanlarla çalıştım. Birçok dünyaca ünlü eğitimler aldım. Ama günün sonunda en büyük açılımı ne zaman yaşadım biliyor musunuz Emine Hanım? Ben kendim bu eğitimleri verirken, insanlar anlatırken bende açılmalar, böyle şalterler hani evet. tak 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 hani böyle açarsınız ya şalterleri, evet, evet. oturup ondan sonra saatlerce arkasından diye kal evet. geldi bana birçok zamanlar. Doğru. O yüzden bayılıyorum. Birbirimizi etkiliyoruz tabii ki. Peki bir şey merak ediyorum. Boşandığınız eşiniz bu kadar acı çektirdi. Bu alana girdikten sonra geri döndüğünüzde ona teşekkür ettiniz mi hiç veya onun gıyabında ettiniz mi? Evet, şöyle ben tabii ki kendisi şöyle acı çektirdi evet. Ama tabii ki bugün baktığım noktada acı çekmeyi seçen kişi bendim tabii ki de. Ve ben bugün eğitimlerimde de bunu sürekli söylüyorum. Hı-hı.
Ben eğer bugün burada sizinle bu programı yapabiliyorsam, bugün yüzlerce insanla çalışabiliyorsam ve onlarda bir dönüşüm yaratabiliyorsam, bu tamamen o zaman yaşadığım şeylerle alakalı. Ve ben eşimi affedebilmek için sayamayacağım kadar çok meditasyon eğitimleri aldım ve her gün birer saat meditasyon yaptım. Hiçbir işe yaramadı. 2 sene meditasyon yaptım. Ne zaman işe yaradı biliyor musunuz? Bir gün oturup da aslında affedilecek hiçbir şeyin olmadığını anladığım anda her şey çözüldü. Evet. Ve ben bugün bulunduğum noktada onu her gün minnetle anıyorum. Şükranla anıyorum. Ve İyi ki olmuş diyorum. Çünkü o olmasaydı, o olaylar olmasaydı, o zaman ben bugünkü bu insan olamazdım. Doğru. Şimdi kızıyorlar bazen bana böyle söylediğimi. Nasıl olabilir, nasıl böyle söylüyorsun diye. Ama gerçek olan şey bu. O oyununu oynadı, rolünü oynadı bu hayatta. Ben eşiyle sorun yaşayıp belli alandan çıkan kişilere genelde mitolojik olarak işte Tanrıçal örneğini veririm. Duydunuz mu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Persefon vardır. Demeter'in kızı. Yeraltı tanrısı Hades'in narını yedikten sonra yer altına gidiyor. Anneden bağ kopuyor falan. İşte koca karanlık ve orada bilgeliğe erişiyor. Ve belli dönemlerde işte genelde başakla simgelenir Demeter. İşte Zeus'a yalvarıyor, kızımı görmek istiyorum diye. Sadece başak zamanlarında Persefon yanına çıkabiliyor. Ve Persefon mitolojide yaralı şifacı diye geçer. Ve şeydir, karanlığı da görmüştür. Karanlığı belki eşiyle birlikte tatmıştır. Oradaki bilgeliği edinip her türlü şeyden arındıktan sonra yukarıya çıkışı başlamıştır. Şimdi belki de her zaman ışıkta olmamız bizi bir şifacı yapmazdı sanıyorsam. Ben de öğrencilere söylediğimde işte Persefon'u örnek alın. Siz yaralısınız, karanlığı gördünüz ama kimin için? Kendi nötrlüğünüzü görebilmek için derim. Emine Hanım, çok güzel bir örnek verdiniz. Karanlıktan bahsettiniz. Şimdi beni o zamanki dönemlere götürdü. Evet, ben gerçekten derin bir uykudaydım. Çok iyi şartlarda bir yaşantı, maddi güç, bir aile, evlilik, her şey beraberinde vardı. Fakat hep onu söylüyorum. Koskoca o villamın içinde böyle dönüp dolu, kafese kapatılmış bir kaplan gibi hissediyordum kendimi. Ve her şey arka arkaya başladı. Aslında boşanmayla ilgili değil, önce kedimin ölmesiyle beraber. Yani kedi diyebilirsiniz ama çok farklı bir bağ vardı ve arka arkaya her şey geldi ve ben o dönemlerde boşandığım gün benim giysi dolaplarım patladı biliyor musunuz? Yani 3-4 gün sonra bir diğeri patladı. Duvarlarımda böyle karaltılar görüyordum ki ben yüksekte oturuyorum, perde kullanmıyorum. Duvarlarda böyle sürekli hareket eden karaltılar vardı ve hayatımda ilk defa korkuyu orada deneyimlemeye başladım ve gece karabasanlarla uyanıyordum ve çok korkuyordum ki ben tüm dünyada, hani Tayland'a bile gece sokaklarda tek başına gezebilen bir kadınım. Korkum yoktur normal şartlarda. Çok ilginç deneyimlerdi ve o dönemde sarıldığım şey tabii ki kutsal kitabımızdı. Kur'an-ı Kerim'i kucağıma alıp yatağa giriyordum ve uyandığım zaman, korktuğum zaman bu beni koruyacak diyordum. Ve böyle açılımlar başladı. Zihinsel dönüşümüm başladı. Dualarım, meditasyonlarımla beraber bir sıçrama yaptım. Karanlığı gördüm gerçekten ve gerçekten yaralanarak güçlü bir şekilde çıktım. Evet, çünkü yaralarınızı sardığınız zaman nerelerden yara alabileceğiniz çok iyi bildiğiniz için daha da güçlenebiliyorsunuz. Ya da yarası olanların ne çektiğini bilebiliyorsunuz. Onlar geliyor zaten tabii. Onlar alanınıza geliyor ve şifalanıyorlar sizin alanınızda. Çünkü program öncesinde sizinle konuştuk ya, o dikenlere siz bastınız, ayaklarınız kanadı ve o yaraları sardınız ve yürüyorsunuz artık. Onu da gösterebiliyorsunuz başka insanlara. Doğru. Peki bilinçaltı zihinsel teknikler dışında hiç merak ettiğiniz alan oldu mu? Ben dünyaya geldim ve bunu da öğrenmek istiyorum. Bu da çok önemli benim için dediğiniz oldu mu?
Ya olmaz mı tabii ki? Benim şimdi o dönemde o karanlığı gerçekten görmek ve kör bir kuyunun içinde olmak. Benim hissettiğim şey buydu. Ve sesime hiç kimsenin kulak vermemiş olması. Yani eşin, dostların, herkesin birdenbire el ayak çekmiş. Çok ilginç bir şey. O Tek dönem kalıyoruz. çok ilginç bir şeydi ve o karanlığın içinden kendi başına tırnakların o kuyunun içinden çıkabilmek çok büyük bir güç Evet, gerektiren bir evet. şeydi ve kendi gücümü gördüm o dönemde ve söylediğim gibi maneviyatla, çünkü çok güçlü bir yaradan inancım var ve Evet. o maneviyatla ben oralardan çıktım. İşte melek kitapları okudum vesaire. Hani oralardan aslında yalnız olmadığımızı, korunduğumuzu hissetmeye başladım. O kendime olan gücüm, güvenim yerine Evet. gelmeye başladı. Maneviyatla çıktım. Meditasyon ve spiritüel alanlarda çalıştım. Fakat sonrasında böyle yaşadığım bir şey oldu. Bir temas gibi söyleyeyim. Ve o zaman çok korktum. Dedim ki Nihal, sen yerde gökte gezmeyi bırak. Otur Sağlam bakalım. basın ayaklarınıza. Araba kullanırken önüne birisi kırıyor. Ona neden sinirlendiğine bir bak dedim. Ve zihinsel dönüşme böyle gittim. Tabii ki de arıyorum. Çünkü bilinçaltımı temizledikçe doğal olarak enerjiler ortaya çıkıyor. Akış başlıyor. Rüyalarımı not ediyorum. İnanamıyorum. Yani Ruhsal gördüğüm süreç başlıyor. rüyaları, birisi bana bir film öneriyor. Görüyorum. Filmde benim rüyam anlatılıyor. Yani böyle bir ilginç şeyler yaşıyorum gerçekten. Bitmeyecek. Evrenin Evet. sırlarını öğrenmek, öğrenci olmak bitmeyecek. Son nefesimize kadar devam ediyor olacak. Peki size daha çok nasıl insanlar geliyor? Yani şimdi herkesin bir kitlesi vardır. İşte Tanrı sevgisi çok fazla olan insan gelir ya da ne bileyim tamamen ateisttir ya da tamamen spiritüel kişilerdir. Ne tarz insanlar çoğunlukta çekilir size? Şöyle öyle bir ayrım yapamıyorum çünkü neden o ayrımlarla hiç ilgilenmiyorum. Benim hani tamamen evrensel bir bakış açım vardır. Din, dil, ırk, konum hiçbir şekilde ben Evet. hiç bakmadığım için insanlara. Ama benim alanıma kimler geliyor onu size çok net söyleyebilirim. Bunlardan bağımsız olarak, yani o dünyasal kimliklerinden bağımsız olarak birçok bilgiye ulaşmış ama o bilgiyle nereye gidebileceklerini bilmeyen insanlar geliyor. Ben Evet. bu işe ilk başladığımda dedim ki sokaktan insanlar gelir, ben onları uyandırırım ve mutlu mesut yaşarız. Ama öyle olmadı. Evet. Doktorlar geliyor, işte koçluk almış, NLP almış, bir sürü eğitim almış insanlar geliyor ve kalmışlar orada o Evet. bilgilerle. Şimdi onlarla o performansı, durdukları noktaları, limitlerini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü her insanda, sizin söylediğiniz gibi, çalıştığım her insanda var, kendim de dahil olmak üzere. Dipte değersizlik ve yetersizlik Evet. duygusu vardır. Bunları temizliyoruz, Evet. çalışıyoruz ve o değersizlik duygusuna rağmen, o yetersizlik duygusuna rağmen o insanların hayatta yol almalarını sağlıyoruz. Onları güçlendiriyorum Evet. aslında. Aslında değersizlik ve yetersizlik sanırım Türk toplumunda daha yoğun. Yani toplu bilinç karması belki de Var. Bizim Türkiye'nin bilinçaltı coğrafyamız karmasında evet kesinlikle çok etken. değersizlik, yetersizlik. Kesinlikle öyle etken. Ben kavramlarımdan bir tanesi fedakarlık. Sırf fedakarlığı bile anlattığım zaman Evet. insanlar böyle kala kalıyorlar. Neler yapıyoruz aslında fedakarlık tanımının Evet. altında. Değersizlik var çünkü onu Alışveriş anlamak arka istiyor. planda dönüyor aslında Evet. gibi. Dediğiniz doğru. Toplumsal tabii ki karmalarımız var ve toplumsal bir bilinç oluşturuyoruz. Bu topraklar çok zor dönemlerden Evet, geçti ama evet. aydınlanmanın da topraklarıdır aynı zamanda. Güçlü şey yapar, sınavdan Tabii, tabii, geçirilir. tabii. Biz de buralarda doğmayı seçtiysek, beden almayı seçtiysek Evet. hepimiz bu sürece hizmet ediyor olacağız. Aydınlanarak, uyanarak. Evet. Bunun Belki de tek narı yolu yedik, geldik buraya. Şu anda kesinlikle. narın yendikten sonraki karanlık kısmını Kesinlikle. Evet, yaşıyoruz. Bir aynen öyle. çıkış olacak yukarıya Var, mutlaka. var. Her zaman umut vardır. Her Evet. zaman ışık vardır. Bazen kapkaranlık bir yolda bile o ışığı bulmak için yürümek gerekir. Ben buradan geçtim, biliyorum. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Doğru, Herkes doğru. yapabilir. Bunu gösteriyorum. Tüm kalbimi, yüreğimi, Evet. varlığımı, her şeyimi buna adadım. Doğru.
Allah yolumuzu açık etsin. Niyetiniz kesinlikle, bu çünkü. Kesinlikle. Şimdi kullandığınız belli bir teknik var mı? Biraz da onu bahsedin istiyorum. Yani bir eğitim ismi midir bu? Yoksa sizin ona eklediğiniz bir şeyler mi oldu? Evet, benim kullandığım belirli teknikler var. Şimdi ben de tabii ki NLP uzmanlığı gibi eğitimler aldım. Önce hani kapat gözünü, onu yap, bunu yap ile başlayan bir süreç. Daha sonrasında belirli hipnotik dil kalıplarını kullanarak insanlarda açılımlar yaratıyorum. Mevlana sistemini kullanıyorum. Mevlana da Mesnevisi nasıl yazıyordu? Bir olay anlatıyor. Orada karakterler var. Hiçbir zaman sensin demiyor. Kesin. Ama onu sen okuduğun zaman onun sen olduğunu biliyorsun oradaki bir karakterin. Evet, evet. Ben de buna benzeyen teknikler kullanıyorum. Çok iyi. Ben kendi dönüşümümü anlatıyorum. Anlattığım her şey bizzat yaşadığım ve içinden çıktığım. Ama bunu öyle bir teknikle anlatıyorum ki ben kendi hikayemi anlatırken insanlar orada kendilerini görüyorlar, evet, açılım sağlıyorlar. Ve böylelikle biz 40 senedir annesiyle babasıyla küs olan insanları bir eğitimin sonucunda barıştırabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bütün aile arınıyor bundan. Doğru. Koşa koşa gidip annelerini babalarını arayıp onlarla tamamlanıyorlar. Dinimizde olan helalleşme sürecini o anda yaşıyorlar ve orada ne oluyor? O aile şifalanıyor bu enerji alanının içinde. Bu deneyimleyerek yaptığımız bir güç aslında sonrasında. Deneyimin ortaya çıkardığı teknikler oluyor. Peki şimdi izleyicilerimize ben böyle biraz kıyak geçiyorum. Gelen konuklardan küçük bir teknik rica ediyorum. Yani çok basit, belki de onlara bir dokunduğunuz bir kelime bile etkili olacaktır. Çoğu da bunu uyguladığını söylüyorlar. Tabii. İyi ki o konuyu şunu söyletmişsin. Ben artık buna devam ediyorum diyorlar. Tamam. Onlara önerebileceğiniz bir teknik, bir yol nedir? Tabii ki de var. Çok kısa bir şekilde size şöyle bir şey paylaşayım. İzleyicilerimiz faydalansın. Benim en çok kullandığım, çok şifalandırıcı bir tekniktir. En büyük travmalarımız bizim çocukluk yıllarında oluşuyor ve orada bazı kararlar alıyoruz ve bütün hayatımızı etkiliyor. Evet. Biz şu anda bulunduğumuz andan geçmişe giderek orada dönüştürdüğümüz bir şey bizim bütün geleceğimizi etkiliyor ve dönüştürüyor. Şöyle bir şey yapabilirler, sakin bir yerde gözlerini kapatıp geçmişi düşünebilirler ve orada kendileri çocukken üzüntülü oldukları, çaresiz ya da korktukları bir ana gidebilirler. Ve o andaki o çocuğun yanına gidebilirler. Ve o çocuğun dikkatini çekebilirler. Ya da sarılabilirler. Sarılabilirler ve ona şöyle diyebilirler. Bak, ben geldim gelecekten ve seni şu anda buradaki bu kötü durumun içinden çıkarmaya geldim. Bana tamamen güvenebilirsin. Ve bu çocuk ona güvenene kadar, ona tepki verene kadar ya da ona sarılana kadar onunla konuşmaya devam etsinler. Çünkü biz artık gelecekten geldik ve neler başardığımızı biliyoruz ama o çocuk bilmiyor. Evet. Ve o çocuk çaresiz ve o çocuk korkuyor orada. Onu alıp sarılarak oradan beraberce çıksınlar güvendikleri bir alana kadar ve daha sonrasında arzu ederlerse bir sahil kenarında olduklarını hissetsinler ve o çocuğa sürekli artık ne zaman ihtiyacı olursa kendilerinin ona geleceğini ve onu her zaman koşulsuz bir şekilde sevip onaylayacağını söylesinler. Süper. Bu bile süper, muhteşem süper. Ötesi, şifalandıran bir şey. Her konuyla ilgili, her üzüntüleriyle ilgili gitsinler o çocuğu sevsinler. Çünkü hiç kimsenin bize kendimizin yaptığı kadar bir şifa yapma olasılığı yok. Biz sadece yöntem gösterebiliriz ama kendi kendimizi en güzel kendimiz şifalandırabiliriz. Çok güzel. Ben bu tekniği gerçekten sevdim. Evet, çünkü en azından bildiğimiz su yüzündeki negatiflerimizi işte cebimizde taşımaktansa veya affetmemektense orada çözmeye çalışmak. Emine Hanımcığım, tabii çocuk karar veriyor sevilmediğine, değersiz olduğuna. Yani annem bulaşık yıkıyor, anne anne diye geliyorsun. Bir dakika çocuğum diyor, ben değersizimi kodluyor. Yani sistem böyle, bu zihin dediğimiz, yani tanımak lazım. Evet, o yüzden bunları eğitimlerimde anlatıyorum. Yani sistem böyle çalışıyor, kafandaki bu yapay zeka böyle çalışıyor. Sen de busun dediğin anda zaten görmeye başlıyorsun. Çok öfkeler doğru. bitiyor, kırgınlıklar bitiyor, ifade geliyor. Çok önemli bir şey. 4 gün önceki halimizle bugünkü halimiz bile benzemiyorken. Anlık bile. Evet, haklısınız.
Renk kattınız Nihan Hanım. Çok mutlu oldum. Güzel bilgiler verdiniz bize. Ben de keyif aldım. Yani benim için de önemli bir konuydu bilinçaltı. Evet. İşin böyle mutfağı gibidir. Doğru. Buradan başladığınız için size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. Her zaman, her zaman. Bugünkü süremiz daha yine bitti. Gönül istiyor ki saatlerce konuşalım, saatlerce insanları bilgilendirelim ama maalesef zaman yetmiyor. O yüzden şimdilik burada sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.